Devam edelim mi? Gazete manşetlerine bir bakalım. Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Gazetemiz bugün e, sayfasında ilk olarak şu habere yer veriyor. İşte masadaki yeni anayasa. Cumhuriyet muhalefetin hazırladığı taslağın maddelerine ulaştı. Yargıya yeni sistem. AYM sil baştan. İstikrarsızlığa son. İlk dört madde kalıyor. Özgürlükler yeniden ve yok tarih olacak. Bu ifadeler yer alıyor ve iç sayfada sevgili seyirciler... Sertaş Eş'in haberi. İç sayfada da ayrıntılı bir metin var. Ona da ulaşabilirsiniz. Şimdi bu haberin ayrıntısını seslendirelim. Yani sadece manşetten seslendirmeyelim. İç sayfada yer alan ifadelerle ekranlarınıza taşıyalım ki daha ayrıntılı bir şekilde aktarmış olalım. Özgürlükçü Anayasa başlığına bir bakalım. İç sayfada sevgili seyirciler. Altılı Masa'nın uzun süredir üzerinde çalışılan taslağının önemli maddelerine Cumhuriyet ulaştı. Layıklıkla ilgili maddelerin liderlere bırakıldığı taslakta ve anayasanın ilk dört maddesine dokunulmuyor. HSK, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak bölünüyor. Adalet Bakanı ve Yardımcısı yalnızca Savcılar Kurulu'nda yer alıyor. İfade özgürlüğünün önündeki engeller büyük oranda kaldırılıyor. Altılı Masa'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı anayasa taslağı netleşmeye başladı. Altılı Masa'nın 28 Kasım'da Ankara Bilkent Otel'de yapacağı toplantıyla duyuracağı anayasa taslağının önemli maddelerine Cumhuriyet ulaştı. Liderler taslağın açıklamasının ardından Demokrat Parti'de toplantıya geçecekler. Bu toplantıda geniş katılım düşünülmüyor. Yalnızca basının ve parti temsilcilerinin katılımı öngörülüyor. Edinilen bilgilere göre mevcut anayasadaki 100 civarındaki madde değiştirilecek, değişiklik yapılacak maddelerin içeriği, Liderlerin daha önce ortak imza altına aldıkları güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi öngören Bilkent deklarasyonuyla çelişmiyor. Anayasa değişiklikleriyle özgürlüklerin kısıtlanmasını öngören maddeler yeniden düzenleniyor bu kapsamda. Toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılıyor. Kritik madde. Anayasanın 24. maddesi layıklığı düzenliyor. Bu madde üzerinde yapılan çalışmalarda dokunulması, dokunulmaması yönündeki görüş ağırlık kazandı. Ancak bu maddeye ilişkin son karar liderlere bırakıldı. Cumhurbaşkanının yetkileri bu taslakta önemli ölçüde kısıtlanıyor ve AYM sil baştan. Taslakta Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi de yeniden düzenleniyor. Cumhurbaşkanının bu kuruma yaptığı üye atamalarındaki yetkisi kaldırılıyor. Atama yetkisinin yalnızca Türkiye Barolar Birliği kontenjanından gelen üyelerin atamasıyla sınırlandırılıyor. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu üyelerinin atanma yetkileri mecliste veriliyor. Mecliste yapılacak seçimlerde kısıtlı belirleyicilerin inisiyatifine bırakılmıyor. Çoklu aday arasından seçim yapılması kuralı getiriliyor. Katılım artırılıyor. Siyasi partiler AYM ve kurullara aday gösteremiyor. Burada mevcut sistemden eskiye dönme yönünde bir beklenti ve eleştiri vardı. Taslaktan Eskisinin eksiklikleri ve zayıflıklık, zayıflıklarının da giderilmesi hedefleniyor. Ayrıca taslaktan yüksek öğretim kurulu kaldırılıyor. Yerine bilimsel, idari ve maliye özellikli getirilmiş üniversiteler arasında eş güdümü sağlamayı hedefleyen bir kurul düşünülüyor. Yargıya yeni sistem. Değişiklik öngörülen önemli alanlardan birisi de yargı. Buna göre mevcut hakimler ve savcılar kurulu, hakimler kurulu ve savcılar kurulu olarak İkiye bölünecek. Hakimler kuruluna Adalet Bakanı ve yardımcısının katılımı olmayacak. Bakan ve yardımcısı savcılar kurulunda yer alacak. Ayrıca yargının savunma kurumu da anayasada güçlendirilmiş bir şekilde yer alacak. Ve hükümete güvence. İstikrarsızlığın gerekçesi olarak görülen ve parlamenter sistemin en çok eleştirilen konusu olan koalisyonlar konusunda iktidarın elinden bu kuzun alınması için anayasada önlem getiriliyor. Buna göre anayasaya yapıcı kurucu güvensizlik koyu işleniyor. Buna göre hükümetin kurulması süreci kolay, devrilme süreci ise zorlaştırılıyor. Hükümet hakkında gen soru verebilmek için yeni hükümetin nasıl kurulacağı konusunun garanti edilmesi kuralı getiriliyor. İspanya, Almanya, Belçika gibi ülkelerde uygulanan bu yöntem taslakta da yer alacak. Evet, altın masanın uzun süredir üzerinde çalışılan taslağının önemli maddelerine Cumhuriyet ulaştı. Efendim Sertaç Eşin haberiydi. Ekranlarınıza yansıttık. Yine tekrar dönelim Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasına. Hemen bir bakalım. Bir diğer öne çıkan başlığa. Asgari ücret kavgası başlığına bakacağız. Sendikalara göre zamları, iş dünyasına göre işten çıkarmaları tetikliyor. Türk İş Genel Başkanı Atalay'ın asgari ücrete zam konuşulduğunda yumurtaya, peynire, ete, süte zam geliyor çıkışının ardından tartışmalar alevlendi. İş dünyasına göre tartışmaların öne çekilmesi işten çıkarmaları hızlandırıyor. Evet bir diğer başlık esnafa destek rafta kaldı. Oran yüzde iki oldu. İktidarın esnafa 60 aya kadar varan vadeyle yüzde yedi buçuk faizle kredi sağlanacağı müjdesi de çare olmadı. Borç içerisindeki esnaf şartları karşılayamadığı için krediye erişemiyor. Destekten şimdiye kadar yüz esnaftan sadece ikisi ulaşabildi. Ve karanlığa teslim olmayacağız başlığına da bir bakalım. Altı farklı Demokratik Meslek Örgütü İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını kınadı. Patlamanın gerçekleştiği noktaya karanfil bırakan grup adına yapılan açıklamada korku iklimine teslim olmayacağız, demokratik, layık, çağdaş Türkiye'yi savunmaya devam edeceğiz denildi. Bu arada yine gazetemizde de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'taki PKK-PYD unsurlarını F-16 ve SİHA'larla vurduğuna yönelik operasyonun haberi de yer alıyor ilk sayfada sevgili seyirciler